Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar, masamda çok şirin bir tavamız var. Bu tavayı yaptım anlatımını. Açıklama kısmına bırakırım, oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu tavayı yaptığımıza göre buna da bir tahta kaşık ve spatula gerekiyor. Onun için şimdi bunların anlatımını yapacağım. Çok kolay ikisi de hanımlar. Hemen şöyle sihirli halka yaparak işlemime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bismillah'la başlayan her işte hayır vardır. Hemen bir iki tane zincir çektim. Bu sihirli halkanın içine bir iki üç dört beş altı yedi sekiz 9 10 tane sık iğne yaptım ve çekip sıkıştırıyorum. Hemen geçişimi yapıyorum. Bu ipimi de buradan alacağım. Biraz içinde yürüteceğim. Gevşeme olmasın daha sonra. Bir zincir çektim. Hemen zincirin köküne batıyorum. Bakın, bütün sık iğneleri hanımlar, hiç artırma yapmıyorum. Yaptığım sık iğnelerin hepsine birer tane batarak yuvarlak bir şekilde döneceğim. Şimdi benim ipim rekor. Bunu özellikle söylüyorum. Şimdi ben 10 tane sık iğne yaptım ya, sizin ipiniz kalın olabilir. Onun için daha az sık iğne yapmanız gerekebilir. Çünkü ben bunu bakın şöyle bir pipet içini dolduracak şekilde. Yani pipet içine rahat girebilecek şekilde yaptım. Bunların içinde de pipet var. Şöyle hemen devam ediyorum hanımlar. Hiç artırma yok. Birleştirme yerlerinde zincir de çekmeyeceğim bundan sonra. Yuvarlak bir şekilde dönüyorum. Hiç atlamıyoruz hanımlar sık iğneleri. Bu şeyim yeterli sanırım. Bu kadar içinde yürütmem yeterli. Bunu şöyle biraz çekip sıkıştıralım. Arkada dursun, o içinde kalacak nasıl olsa. Şimdi bu 10 sık iğnemin içine herisine birer tane batarak dediğim gibi boyunu ne kadar istiyorsanız. Benim mesela ipim ince olduğu için benimkine 20 sıra denk geldi. Ya yani 20 sıra yaptım, bu kadar oldu. Sizin dediğim gibi ipiniz kalın olursa eğer daha az yapmanız gerekebilir. Bakın hiç. Şimdi burada bile normalde buraya kaydırma yöntemi yapmam gerekir ama yapmıyorum. Sık iğne bir sıraya o şekilde geçiyorum. Sık iğne yaparak. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın böyle döne döne 20 sırayı tamamlayacağız. Şöyle devam ediyorum hanımlar. Bakın hiç sıraya geçiyorum ama zincir çekmiyorum. Bir sıraya geçiyorum ama aynı şekilde devam ediyorum. Çizgi oluşmaması için hanımlar böyle bu şekilde yuvarlak döndüm. Çünkü zincir bir sıraya geçmek için zincir çekince mutlaka bir çizgi oluşuyor orada. Bakın bu şekilde ben yapacağım. Şimdi belli olmuyor. Biraz ilerlemem gerekiyor ki pipet içine girdiğini göstereyim. Yani çok rahatlıkla giriyor. Şimdi ben bunu aslında bir tane de çatal yapmayı düşünüyordum da aslında baktım. Çatal yapmakta aynı bu şekilde yapacaksınız. Sadece şimdi ben onu göstereyim. Böyle. Sadece burada artırmalar yaparken gösteririm. Burada mesela biraz daha fazla artırıp 3 tane bölerek yuvarlak döne döne çatalın uçlarını yapabilirsiniz. Yani bu fikir olsun diye söylüyorum size. Şimdi ben bunu bir 20 sıra yapıp döneyim. Bakın böyle bu şekilde döne döne yapacağım. Evet hanımlar, 20 sırayı tamamladım. Bakın şöyle pipetimi içine takıyorum. Tamam, buraya gelene dek
Evet, bakın bu şekilde pipeti taktım içine. Şimdi bu pipetimi buradan keseceğim ben. Şöyle hafif ileri alıyorum. Yani dışta kalmaması için. Böyle kestim. Şimdi pipetimi çıkarmayacağım artık. Orada kalacak. Şimdi hemen bakın şuraya geçtim. Burada artırmalarımıza başlayacağız. Her yaptığım sık iğneye çift çift batacağım. Bakın aynı yere batıyorum. Çift. Hiç atlamadan hepsine çift çift batıyorum. Arttırmamızı ilk sırasında böyle yapıyoruz. Daha sonra arttırmalarımızın arasını açacağız. Çünkü hep böyle gitmez. Kaç tane? 20 tane ise pardon 10 tane mısır iğnemiz var. Kaç tane varsa onu 20'ye çıkaracağız. Siz kaç tane yaparsanız eğer bilemiyorum tabi. Dediğim gibi ipinizin kalınlığı önemli. Ya bunu ben hani normal sık iğne yaptım ama siz daha çabuk bitmesini istiyorsanız hanımlar çakma sık iğne de yapabilirsiniz. Aa ben burada artırmayı unuttum. Konuşmayla gidiyorum tek tek. Heh, şurada bırakmışım artırmayı. Evet, çift batmam gerekiyor. Tek batarak devam etmişim. Şöyle sanırım geldim galiba. Evet, bakın artırma yerine gelmişim. Şimdi burada hanımlar bir tane kalmış. Onu da artırayım. Hayır, artırmayacağım onu. Burada hanımlar hani aşağıda yuvarlak döndüm ama burada yuvarlak dönmeyeceğim. Şöyle kaydırma yöntemiyle bir üst sıraya geçeceğim. Bir zincir çekip köküne batacağım. Çünkü burada artırma yerlerimiz olacağı için belirgin olması açısından zincirle devam ediyorum. Burada birleştirme yerlerinde zincir çekiyorum. Şimdi bir iki tane yaptım. 2, 3, 4 tane yaptım. Beşinciyi artıracağım onunla. Evet, artırdım bakın. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yaptım. Artırıyorum. 1 2 3 4 artıracağım. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane kalmış geriye. Geçişimi zaten sıramız tamamlandı. Hemen geçişimi yapıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde artışım oldu. 2 sıra. Şimdi 3. sıraya geçtim. Şimdi biraz önce artırma yaptığım yerlerin üzerinde artıracağım. Bu demek oluyor ki 5 tane düz tekli bir tane artırma. 2 3 pardon 3 oldu. 2 3 4 5 tane. Şimdi artırma yerine geldim. Çift batıyorum buraya. Aynı yere bakın batıyorum tekrar. Şimdi bu şekilde hanımlar bu sıramda böyle. Bundan sonra şöyle siz kaşığın şu mesela hanımlar bu boyunu diyelim ki ben bu kadar yaptım. Siz daha uzun yaptıysanız ne kadar görünüyor? Şöyle ölçelim. Yaklaşık 4 santim.
Daha uzun yaparsanız eğer bu artırmaları daha çok yapmanız gerekir. Çünkü buranın uzunluğuna göre burası daha hani büyük olması gerekir. Geldim artırmanın üzerine artırıyorum. Aynı yerde artırıyorum ki görebileyim diye. Çünkü farklı yerde artırırsam sayıyı saymazsam karıştırırım. Şimdi bunu kaç sıra örmüşüm? Bakayım hanımlar. Artırma. Bu artırma yerimiz burada. 1, 2, 3, 4, 5. Yani hepsini de artırmıyoruz zaten. Şöyle gittikçe azaltacağız artırmaları sayısını. Sonra normalde kaç sıra toplam olarak sayıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 sırada kaşığımı bitirmişim hanımlar. Bu kadar basit. Siz kendi göz kararınıza göre bunu artırmasını olsun ya da boyunu kendiniz karar verebilirsiniz. Ne kadar isterseniz. İpinizin kalınlığına göre. Evet, tekrar artırıyorum. Artırma yerine geldim. Şimdi burada 5 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 yarıldı benim ipim yine burada hiç güzel olmadı. Bunlar beğenmedim burayı geri söktüm. Evet hemen yine kaydırma işlemini yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Köküne batıyorum. Şimdi bu sırada da şöyle bir bakalım hanımlar. Artırması nasıl olmuş? Sanırım bu artırma bize yeterli. Belki şöyle bir iki tane daha artırabilirim içinde. En fazla iki tane. Çok artırmayacağım. Şimdi onu unuttum. Kaç sayı artırdığımı. Şöyle biraz ilerleyin. Bir tane artırayım. Ondan sonra bir 3-4 sıra düz gideceğim. Yani hiç artırma eksiltme yapmadan. Daha sonra eksiltme işlemi yapacağım. Şurada biraz eksiltiyoruz bu burun kısmı. Toplasın diye. Şimdi bir tane artırıyorum buradan. Bakın geldim baya bir. Yani arada bir artırmayı atladım. Geldim buraya. Bir tane atladım. Artırdım. Şimdi bir artırma daha atlayacağım. Ondan sonra bir tane daha artıracağım. O kadar. Artık artırma işlemimiz bitti. Bu şey ipini, rekor ipi ben hiç sevmiyorum örmeyi. Böyle hani sık büklümlü olmadığı için örmesi zor oluyor. Ama ben bunu müşterim bana ip göndermişti. Yelek ördüm. Çocuk yeleği eksik kaldı. Aldım. Ama şimdi mecburen bu ipi kullanmak istedim. Bu tür şeylerde kullanıyorum bitsin diye. Yoksa ben normalde bebek örgülerin siparişlerimde hiç böyle bir ip kullanmam. Hep Erit Baby bebe yünü kullanıyorum. Ama müşterim kendisi gönderdiği için ona hatta bir onun videosunu da yapmışım o yeleğin videosunu da izleyebilirsiniz. Çocuk yeleği. Evet geldim sıramın sonuna. Hemen şöyle geçişimi yaptım. Bir zincir çekeyim. Artık yeter hanımlar. Bu kadarca artırma bana yeter. Daha artırmayacağım. Şöyle biraz öreyim. Artırma bittikten sonra 3 veya 4 sıra öreceğim. Sonra hemen kesmeye başlayacağım. Ben örüp döneceğim. Burada 3 sıra öreyim. Bakalım bu iyi denk gelecek mi? 4 sıra ördüm düz bir şekilde. Yeterli benim için bu kadarca. Şimdi kesme işlemi yapacağım. Bakın dedim ya hanımlar bu artırmaları sayısı
Ben bunu unuttum kaç tane yaptığımı. Bunu biraz daha fazla yapmışım. Şimdi fark ettim. Biraz daha geniş oldu ama sorun değil. Bu artırmaları siz kendiniz elinizde hani bakarsınız boyutuna göre kararını verirsiniz. Şimdi hemen kesme işlemine başlıyorum. Şimdi bu sırada hemen aldım bakın zincir çektim. Bir, iki. İkisini birlikte aldım. Tekrar aynı şekilde bütün sık iğneleri bu şekilde yarıya indireceğim. Böyle çift çift batarak. Bakalım. Bunu da öyle yapmışım sanırım. Evet. Çift çift hep yarıya indireceğiz. Çift çift kesiyorum. Toparlamaya başladı. Her defasında böyle kese kese ucu böyle toplanacak. Şöyle. Sıramı tamamladım. Zincirimi çektim. Şimdi hanımlar burada bir tane tek batacağım bu sırada. Sonra çift. Pardon. Bir tane keseceğim. Diğerini kesmeyeceğim. Bir tane kesmeden aldım. İkinciyi kesiyorum. Tekrar bir tane kesmeden alıyorum. Diğerini kesiyorum. Tek. Şimdi bunu keseceğim. Tek örüyorum. Sonra kesiyorum. Tek örüyorum. Sonra keseceğim. Şöyle kaşığımız böyle bir bundan sonra bir tane daha öyle yapacağım. Hatta bu sırada daha az keseceğim. İki tane. Tek yürüyüm. Ucu biraz sivri olması için. Hani ileri doğru durması için. İki tane kestim. İki tane tek ördüm. Birini kestim. Şimdi bir tane tek örüyorum. Bir tane daha. Tek ördüm. Sonra kestim. Sıramda zaten tamamlamış oldum. Hanımlar ben bu kesme işleminde bir hata yaptım. Şimdi fark ettim. Şimdi burada hemen kestim. Hiç aralıksız kesmiştim. Yanlış yaptığımı fark ettim. Geri söktüm. Şimdi bir tane kesmeden aldım. İkincisini kestim. Şimdi burada da iki tane. Bakın düz alıyorum. Üçüncüyle dördüncüyü kesiyorum. Tekrar bakın bir tek ördüm. Kesmeden örüyorum iki tane. Sonra bir ikincisini kesiyorum. Alt İlk sırada, ilk kesmeye başladığım yerde bir tane kestim, bir tane bıraktım. Burada da bir, iki. İki tane normal örüyorum. Üçüncüyü kesiyorum. Tekrar normal öreceğim. Bir. Biraz baktım, kepçe gibi oldu. Biraz anormal geldi bana. Fark ettim ki öyle
Hepsini birden kesmiyorum. Kesmiyormuşum. Şimdi bir tane kesiyorum. İki tane tek. Sıramı tamamladım. Evet, bakın biraz daha boyu uzadı. Şimdi bu şekilde böyle gelecek buraya. Şimdi üç tane tek örüyorum. Bir tanesini kesiyorum. Kestim. Bir, iki, üç. Kesiyorum. Zaten az kaldığı için hemen sıramın başa çıktım. Şimdi bir sıra daha bu şekilde. Bu sırada kaç tane kesmişim? İki tane daha kesince burada tamamlanıyor sanırım zaten. Üç tane daha. Şimdi burada normal bir, iki, üç, son sıramda dört tane ördüm. Bir, iki tane. Ay alamadım bir türlü. Kestim. Şimdi tekrar örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane tek ördüm. Şimdi bir, iki tane kestim. Son kesmişim. Ne yapacağım? Olmadı. Yardım yine ipimi bir. Allahümme salli. Şimdi tek örecektim. Bir, iki, üç. Son kesme işlemim. Bir, iki tane kestim. Şimdi hanımla burasına iğneyle birleştireceğim. Yani bir daha kesecek olsam bir daha keseceğim. Eksik fazla kalmış. Ben hani yeterli oldu zannediyordum ama şöyle bir tane daha kesiyorum. Yani buradaki maksat ne? Bu ucu ne kadar az kalırsa o kadar iyi iğneyle birleştirmek için. Şimdi bakın bundan sonra daha kesemeyeceğim burada hanımlar. En fazla 5 tane sık iğnem kaldı. Artık daha kesemem burayı. Onun için tığla birleştireceğim bunu, ucunu. Şöyle sıramı tamamlayayım. Şimdi ben bunu keseceğim. Biraz uzun keseceğim ipimi hanımlar. İğneme takacağım. Evet, ipimi taktım iğneme hanımlar. Bakın şöyle topluyorum burayı. Toplayarak birleştireceğim. Yani direkt ben hemen karşı karşıya dikmiyorum da böyle topluyorum. Ki uçu sivri olsun diye. Geniş bir açı olmasın. Sağlamlaştıralım. Şimdi bu ipimi ben niye uzun kırdım göstereceğim şimdi size. Şimdi bakın hanımlar. Şöyle yapayım. Burada bizim pipetimiz var ya. Bu pipetleri kaymaması için bu ipim iğnemdeki ipi onun için uzun koydum. Şöyle geliyorum bakın içinden iğnem dışta da yok içte de görünmüyor. İçinden yürütüyorum. Bu ilk hani artırma yapmaya başladığım yere iğnemi getiriyorum. İpimi şöyle çekelim. Düzgün olsun. Evet. Şimdi burayı hanımlar şöyle dikeceğim. Diktim yani pipet ileri kaymasın diye. Birkaç defa diksek yeterli.
Yani şöyle hem ezik duracak orası hem de pipet ileri kaymaması için bir çözüm buldum kendimce. Yani elyaf falan da koyarsanız yine yapmanız gerekir. Çünkü elyaf da ileri gelebilir. Ben pipet koydum. Daha kolay geldi bana. Evet hanımlar, bakın bu şekilde. Kaşığımız böyle oldu. İpimi keseceğim. Şimdi şöyle ipimi keseyim. Evet. Bu kaşığım biraz bundan daha geniş oldu. Dediğim gibi fazla yapmışım artırmasını. Hanımlar şimdi bakın bunu da aynı şekilde öreceğiz. Hiçbir farkı yok. Burada nasıl 4 sıra artırmadan sonra 4 sıra gittim. Bunda daha fazla gitmeniz gerekiyor. 2, 4, 6, 6 sıra, 7 sıra gitmişim. 7 sıra artırmalar bittikten sonra 7 sıra gideceksiniz. Hiç şuradaki yaptığımız kesme işlemini yapmadan ipinizi iğne takıp iğneyi ipe takıp her neyse işte burayı böyle dikeceksiniz. Şöyle düz bir şekilde dikeceksiniz. Yine aynı şekilde o ipi buraya getirip buradan burayı da dikeceksiniz. Dediğim gibi pipet ileri kaymaması için. Spatulamız da böyle. Yani bir fazla bir farklılık olmadığı için şimdi onu anlatmaya gerek duymuyorum. Evet, kaşıklarımızı üçledik. Evet. Değerli izleyicim, beni buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Zatına hoş bak, olur mu? Yeni fikirlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.